Peki Ali Rıza Hocam, şeker bu kadar zararlıyken çayın içerisindeki tükettiğimiz şekerin zararı nedir? Yani ben şimdi çayın içine şeker atmak için 30 yıl oldu bırakalım. 30 yıl oldu neredeyse. Yani çok zararlı. Çünkü o senin içine attığın bir tane şeker, iki tane şeker, gün 10 tane kerese yaklaşık bir ekmeğe denk düşüyor. Yani ciddi kalori. Yani biliyorsun bir de şekerin yani sadece kalori dışında yani çok hızlı edilmesi ve insülinin çok yükseltmesiyle o şekerin hızlıca yağa dönüşmesi gibi problemler var. Mesela diyor, yağlanıyoruz diyoruz ya, mesela göbekte yağ, işte karaciğerde yağ. En büyük sebepleri şeker ve ekmektir. İki tane ciddi en büyük şey. Çünkü en çok kullanılan, en çok tüketilen bunlar oldukları için söylüyorum. Aslında yani böyle glisemik indeksi yüksek maddeler var, besinler var. Bunların hepsi aslında bu şekilde işte insülin salgının arttırması ve işte yağ dönüşmesi gibi riskleri var. Yani şeker aslında karbonhidrat. Karbonhidrat yemeyeceğimiz diyor. Karbonhidrat tabii ki yiyeceğiz. Karbonhidrat tabii ki ihtiyacımız var. Zaten besinlerimizin zaten %60'ı karbonhidrat olması lazım. Evet. Ama işte bu glisemik indeksi yüksek olan besinler, özellikle şeker gibi, işte ekmek gibi, özellikle beyaz ekmek ve şeker son derece ikisi ciddi sağlık problemi yaratıyorlar maalesef. İşte böyle hamburgerdi, işte fast food yemeklerdi, işte beyaz ekmekti, tatlılardı, şekerdi, şekerli çiçeklerdi. Evet. Hepsi alkol. Alkol de mesela biliyorsunuz şekerli çiçek. Yani alkol dediğimiz aslında o da bir nevi şeker. Etil alkol dediğimiz şekerin bir formu, küçük değişik bir formu. Yani bunlar hepsi son derece zararlı. Karaciğerde ciddi hepsi yağlanmaya sebep olurlar. Ve karaciğerde yağlanma başladığı zaman dediğim gibi şeker hastalığı, kolesterol, tansiyon, hepsi ciddi problem diyor. Evet, şöyle nitelendirebiliriz işte. 10 bardak çay içsek, 10 bardak çayın içerisine bir küp şeker atsak. Tabii tabii. Yani 10 tane şeker yediğimizi düşünelim. Tabii tabii. Çok ciddi sağlık problemi. Yani genç insanlar bunu zaman içerisinde aslında ben hastalarla hani genelde konuştuğum zaman bırakması bırakılıyor. Yani ilk başta çayda tat almıyorum falan da öyle ama işte aslında ben şekersiz genelde, çay daha lezzetli. Tabii ki lezzetli. Ama insanlar buna alışmışlar. Yani bir insan önemli olan alışkanlıkları yiyor. Evet. Yani işte ekmek yeme alışkanlığı da öyle. Yani ekmek yiyince doymuyorum diyor. Yani tamam. Ya makarnayla daha ekmek yiyenler de var. Yani tamam doymuyorsun da ama bu bir alışkanlık yani diyorsun. Yani sigara yiyenler var. O da bir alışkanlık işte. Şeker de bir alışkanlık. Bunlar aslında hepsi ciddi alışkanlıklar ve kötü alışkanlıklar. Bunları ama insanlara biliyorsunuz dirayet edince, inatlaşınca ya da farkına varınca bırakıyor. Yani, yani kişinin biraz kafasıyla yani iradeyle alakalı evet, değil yani, mi? Yani iradeyle alakalı ama bence yine de bir algı ve biraz eğitim gerekiyor. Yani insanlar arasında bunu önemsemiyorlar. Tamam diyorlar ya. Sigara zararlı ama ne kadar zararlı olduğunu bilmiyor. Yani ne yaptığını diyor. Sigara yani. Bir şey yapmıyor diyor. Ben seviyorum diyor sigara diyor. Şekeri seviyorum diyor. Ekmeği seviyorum diyor. Ne oldu? Sos diyor. Kilo da alıyorum diyor. Yani aslında farkında değil zararlı. Ama ne zaman fark ediyor? Hap kalbini geçirdiği zaman, işte şekere çıkmış, ayağı kesildiği zaman, işte böbrekler gittiği zaman, diyalize girdiği zaman. Ama işten geçmiş oluyor. Evet. Yani felç geçirdiği zaman. Sonra yani tekrar başa dönüyorsunuz. Yani felç geçirdiği zaman bitiyor yani. Hayatın bitiyor yani. Yani felç geçirdikten sonra ekmekten de vazgeçseniz bir şey ifade etmiyor. Şekerden de vazgeçseniz bir şey ifade etmiyor. Kalp krizi yine öyle. Kalp krizi geçirdi. Yazık yani. Yani bunlar aslında çok ciddi sağlık problemleri. Yani özellikle şeker ve sigara ve kül işte obeziteler. Ciddi sağlık problemleri yani. Aslında dünyanın sorunu bu Ali Rıza Hocam. Dünyanın sorunu. Amerika falan daha kötü. Çünkü yani Amerika'da artık morbid obez oranları %30'larda ama bu Türkiye'de artık böyle %30'lara geliyor. Yine Türkiye'de hani biraz daha böyle ev yemeği, işte ailemize işte yemek yemek alışkanlığımız vardı. Ama işte o bozuldu. Yavaş bak. Çocuklar artık böyle ev yemeği falan yemiyorlar. Sen genç gençler gitler gibi yedir bakayım. Neler yiyorlar? Git bakayım neler yiyorlar. Hepsi fast food. Hamburger falan böyle. Patates. Yeşillik zaten hayatımızda. Yani çok kötü. Beslenme alışkanlığımız için kötü. Yani bizim çocukluğumuzda falan daha iyi besleniyorduk biz. Biz çocukken şekerin de tabi zaten. Şeker yoktu zaten o tarafta. Tam ekmek yiyorduk ama onun yanında biraz etiydi, balıydı, tavuydu, sebzesiydi.
Onları yiyoruz. Şimdi çocuklara et yediremiyorsun.